Teşekkürler. Kurbanlıklar İstanbul'da da pazarlarda yerini almaya başladı dedik. Şimdi sizi farklı bir kurban pazarına götüreceğiz. Bu pazarda kurbanlıklar akıllı teknolojiyle satılıyor. Nasıl mı? Bu sorunun cevabını A Haber muhabiri Pınar Özenç'ten alacağız. Pınar. Duygu Neloğlu, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Farklı illerden gelen kurbanlıklar İstanbul'a girişte denetimlerden geçiriliyorlar ve bu denetimden geçirilen hayvanlar şehre alınıyor. Ardından da kurban pazarlarına getiriliyor. Biz şu anda Başakşehir Belediyesi'nin kurban pazarındayız. Ve evet, burada çok farklı bir uygulama var. Türkiye'de ilk kez akıllı teknolojiyle vatandaşlar kurbanlık alabilecekler. Yanımızda veteriner hekim Serdar Bilen var. Hemen ona soralım, nasıl olacak bu uygulama? Öncelikle hoş geldiniz. Başakşehir Veteriner Hekimleri, Başakşehir Belediyesi Veteriner Hekimleri olarak bu alanda kurbanlık olarak getirilmiş olan bütün hayvanların resmi evrak, pasaport kontrollerini ve fiziki muayenelerini yaptıktan sonra bu hayvanlarla ilgili bilgileri kulak küpesi eşliğinde sistemimize işliyoruz ve uygulamamızı indiren vatandaşlarımız da hayvanın kulak küpesine girmek suretiyle bu bilgilere erişme şansına sahip oluyorlar. İsterseniz bir örnek yapalım. Evet, bunlar akıllı telefonla önce bir uygulanan, onu bir hemen söyleyelim. Elinizde bir akıllı telefon var. Nasıl oluyor? Biraz barkod sistemini gösterelim isterseniz izleyicilere. Evet, hayvanlarımızın kulak küpelerinde bir barkod sistemi var zaten. Evet. Bu barkod sistemini kullanıyor. Ama diyelim ki barkodu okutma imkanınız olmadı, böyle uzaktasınız. Hayvanın numarasını yazmak suretiyle. Hangisini giriyorsun şu anda? Şu hayvanın kulak küpe numarasını giriyorum şu anda. 6450 mi o? Evet. Evet, bu hayvanımızla ilgili bilgiler geldi. Bulunduğu bölge, bulunduğu çadır, hayvanın adresi ve resmi de bizim tarafımızdan teyit edilmiş oluyor. Yani bir anlamda numarasını veya barkodunu girdiğiniz hayvanı bu ekranda görüyorsanız gönül rahatlığıyla kurbanlık vasıflarını taşıdığından emin olmuş oluyorsunuz. Evet. Belediyemizin bu hizmet anlamında imzası oluyor. Türkiye'de bir ilk, sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi. Mesela buraya gelecekler vatandaşlar kurbanlık almaya, birkaç ortak, diğer ortaklar burada yok. Fotoğrafı hemen gönderebiliyorlar mı? Fotoğrafı zaten kulak numarasını girdikleri zaman direkt sistemde görebiliyorlar. Dilerlerse ekran görüntüsünde tabii ki gönderebilirler. Yani bu anlamda da bir kolaylık mı oluyor? Tabii ki internet erişimi olan her yerde diyelim ki buradaki bir vatandaşımız, Kars'taki bir vatandaşımız da ortak olduğu zaman Kars'taki vatandaşımız da bu hayvanın bilgilerine aynı şekilde sahip olma şansına erişmiş oluyor. Evet, akıllı teknolojide nasıl kurban alınacak? Bunun detaylarını veteriner hekim Serdar Bilen'den aldık. Son bir hatırlatma yapalım. İstanbul Valiliği Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında sıkı denetim kararı aldı. Bu denetim kararına göre hayvana eziyet edene 499 lira idari para cezası uygulanacak. Şikayetler beyaz masa telefonlarına aktarılacak. Ayrıca kurban kesim yerleri peki nereden öğrenilecek? O da valilik, müftülük, büyükşehir belediyesi gibi resmi kurumların web sitelerinde ve cami panolarına, muhtarlık panolarına asılacak. Duygu Leloğlu. Teşekkürler Pınar.